Merhaba değerli izleyenler, Gündem Özel programına hoş geldiniz. Bugün kıdem tazminatını konuşacağız. Kıdem tazminatında bilinmesi gerekenler nedir? Kimler kıdem tazminatına hak edebilir? Hangi sürede geçerli olur? Bunları ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Avukat Akif Kahveci canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle başta ifade ettiğim konuları konuşmaya çalışacağız. Sayın Kahveci hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Akif Kahveci. Lisans eğitimimi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. Halihazırda da Erciyes Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmaktayım. Kayseri'de serbest avukatlık yapmaktayım. Bu şekilde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Hayırlı bir yayın olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın hukuki bilgilerinin artacağı bir yayın olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Peki ayağınıza sağlık geldiğiniz için de başta teşekkür etmiş olayım. Tabii kıdem tazminatını konuşacağız dedik. Kıdem tazminatı nedir? Buradan başlamak isterim. Yasal altyapısı nasıldır onu anlatarak başlayayım. Kıdem tazminatı yasada öngörülmüş kıdem sürelerine ulaşan işçilerin yine yasada öngörülen şekilde iş sözleşmelerinin feshedilmesi sonucunda işçilere veyahut da işçi vefat etmişse işçinin yasal mirasçılarına ödenmesi gereken kıdem süresi ve iş sözleşmesinin feshedilmesinden önceki son ücreti de göz önünde bulundurularak ödenmesi gereken bir ücret. Yasal altyapısı şöyle, şu an yürürlükteki olan iş kanunumuz 4857 iş sayılı iş kanunu. Bu iş kanunun 120. maddesi bir önceki 1475 sayılı iş kanunumuzu mülga ediyor, yani yürürlükten kaldırıyor. Ancak burada tek bir istisna var. Madde 14'ü kaldırmıyor yeni kanunumuz. Madde 14'te eski iş kanunumuzdaki madde 14'te kıdem tazminatını hüküm altına almakta. Kıdem tazminatımızın yasal altyapısı temel olarak 1475 sayılı eski iş kanunumuz diyebiliriz. Evet. Bu kıdem tazminatıyla ihbar ayrı değil mi? Evet, ayrı şeyler tabii ki. Evet, biz bugün Hukuki kıdem soruşturup tazminatı evet konuşacağız. doğrudur. Peki hangi koşulları nedir bu kıdem tazminatını hak etmenin? Şimdi Belli koşulları vardır. tabii ki ilk koşulumuz işçinin iş sözleşmesinin bir yıl süreyle devam etmesi. Yani işçinin iş yerinde bir yıl kıdeme sahip olabilmesidir. Ha, bir yıl çalışınca kıdem hak ediyor. Doğrudur. En Hı. az bir yıl diyor En az bir yıl. kanunumuz. En az bir yıl süreyle işçi iş yerinde çalışmış olması gerekmektedir. Burada tabii uygulamada belli bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. İşverenler kötü niyetli bir şekilde işçilerin kıdem tazminatını veyahut da yıllık izin haklarını engellemek amacıyla bir yıllık sürenin dolmasına çok yakın bir tarihte iş sözleşmesini feshedebiliyorlar. Tabii kanunumuzda bunu engelleyen bir hüküm bulunmamakta ama Yargıtay içtihatlarıyla bu hususlar engelleniyor. Hukuk düzeninde herkes haklarını yerine getirirken ve borçlarını ifade ederken dürüstlük kurallarına ve iyi niyet kurallarına uygun davranmak zorundalar. Ve Yani diyelim ki kıdem tazminatını hak etmesine 10 gün var, 5 gün var. Girdi çıktı yapılıyor. evet Onu mu girdi. Evet, kastediyorsunuz? onu kastediyorum. Hı. Tam anlamıyla bunu kastediyorum. Herkes haklarını korurken dürüstlük kurallarına uygun davranmak zorunda ve hakkın kötüye kullanılmasını da kanun düzenimiz korumamaktadır. Hı. Burada işçinin bu haklarından faydalanmasını engellemek amacıyla bir yıllık kıdemine çok az bir zaman kala iş sözleşmesini feshetmesi, kötü niyetli bir Hı. feshetmesi hakkın kötüye kullanımını teşkil etmekte ve bunu yargılama esnasında ispat edebildiğimiz ölçüde de tabii diğer şartlar da olduğu sürece kötü niyet tazminatı denen bir tazminatımız var hukuk Hı. mevzuatımızda. İşveren bu noktada kötü niyet tazminatına mahkum edilebilmektedir. Peki yani belki ileride sorulan arasında var ama burada sormak istiyorum. Yani her sene aynı çıkışı yaptı. 3 yıl geçti. Çalışan 3 yılın sonunda fark etti böyle girdi çıktı yapıldığını. O dönemde de bunu kötüye kullanmış olarak kabul edilir mi? Zaten ilerleyen sorularda da bunlara Hı. değineceğiz ama temel anlamda şunu söylemek istiyorum. Şimdi her sene girdi çıktı yapılmış olsa dahi önceki çalışmalar bitiminde kıdem tazminatı ödenmediyse eğer, Hmm. çünkü Yargıtay diyor ki aynı süreye özelinde birden fazla kıdem tazminatı ödemesi yapılamaz diyor. Daha Hmm. öncekilerde kıdem tazminatı ödemesi yapılmamışsa tabii ki 3 yıl sonunda 3 yıllık kıdem süresi boyunca kıdem tazminatını hak kazanmaktadır işçi.
Yani her sene girdi çıktı yapmış olsa dahi işveren 3 yılın sonundaki kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Zaten ilerleyen sorularımızda, ilerleyen zamanımızda bunlara ayrıca değineceğiz. Bu ara biliyorsunuz EYT çıktı. EYT'den dolayı insanlar emekli oluyor. Hı hı. EYT'den emekli olmak kıdem tazminatı hakkını elde ettirir mi? Şimdi başlarken kıdem tazminatının tanımını yaparken iş yasal koşullar düzeyinde iş sözleşmesinin belli bazı şartlar özelinde feshedilmesini belirttim. Bu şartlar kısaca değinmek gerekirse öncelikli olarak yani iş sözleşmesinin belli şekilde, belli fesih usulleriyle feshedilmesi gerekmekte. Kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi için. Bu şartlardan birisi İş Kanunu madde 25'e 2 haricinde işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi. İş Kanunu madde 25 işveren tarafından işçinin haklı sebeple iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedilmesini düzenlemekte. Madde 24'te işçi tarafından iş sözleşmesinin haklı sebeple feshini düzenlemekte. 25. maddenin yani işveren tarafından haklı sebeple feshini düzenleyen 25. maddenin ikinci fıkrası iyi niyet ve ahlak kuralları na uymama sebebiyle işçi işveren tarafından iş sözleşmesinin feshini düzenlemektedir. Şimdi buradaki ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle işveren işçisini haklı sebebe dayanarak çıkartıyorsa işveren burada kıdem tazminatını elde edebilme hakkına ulaşamamakta. Bir diğer hususumuz değindiğiniz üzere yaşlılık. Bu yaşlılık konusu da emeklilik veyahut da toptan ödeme şeklinde geçiyor eski iş kanunumuzda. Hala yürürlükte olan kıdem tazminatına düzenleyen madde hükümlerinde de. Yaşlı aylığı almak ya da emekli olmak suretiyle iş sözleşmesini feshetmek isteyen ve kıdem tazminatını almak isteyen bir işçiye işveren kıdem tazminatını ödemekle mükelleftir. İşçi kendisi de çıksa ödemekten mükellef mi? Tabii emeklilik ki. için. Tabii ki. Yani burada biraz şu hususlar toplum nezdinde karıştırılıyor. İşçi eğer çıkarsa kıdem tazminatı alamaz şeklinde bir kanı var toplumumuzda. İşçinin çıkmasa değil hangi sebeple çıktığına biz bakıyoruz. Yani az önce belirttiğim üzere 25. madde işveren tarafından haklı sebepleri hüküm altına alıyor. 24. madde işçi tarafından haklı sebepleri yani hüküm altına alıyor. Herhangi bir haklı sebeple çıkarsa işte emeklilik olabilir, askerlik olabilir. Evet, doğrudur. Yani gibi aklıma geldiği için söylüyorum. Doğrudur. Yani işçi iş sözleşmesini feshederken madde 24'te tahdidi olarak sayılan haklı sebeplere dayanırsa kıdem tazminatını elde etme hakkına sahip olmuş oluyor. Peki kadınlarla erkeklerin arasında bir kıdem tazminatı arasında farklılık var mı? Özellikle bazı işletmeler sanki kadınlara daha çok kıdem tazminatı ödenecek korkusuyla kadın istihdamında çok az yer veriyorlar. Bu anlamda hem kadın hem erkek için kıdem tazminatları aynı mıdır, farklı mı ödeniyor? Şimdi maalesef birazcık kadın ve erkekler özelinde işverenler tarafından bir ayrımcılık, maalesef bunu söylemek zorundayım, bir ayrım yapılmakta. İşverenler şu saikle bunu yapıyor. Kadın işçi alırım, yarın evlenir, evlendikten sonra çocuğu olur, doğum iznine ayrılır. Bu süreler dahilinde ben çalıştıramam şeklinde ya veyahut da iş yerindeki işlerim sekteye uğrar, aksama yaşarım gayesiyle kadın işçi, kadın istihdamı noktasında işverenler birazcık yanaşmıyor kadın işçi çalıştırmaya. Burada tabii az önce iş sözleşmesinin feshedilmesi, belli bazı şartlarla feshedilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılacağını söyledim. Kadın işçileri korumak adına kanun koyucu burada ayrı bir düzenleme getiriyor. Öyle mi? Evet, diyor ki kadın işçi evlendikten sonra ilk bir yıl içerisinde bu evliliğe dayalı bir şekilde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatına hak kazanır diyor. Ama tabii burada temel şartımız geçerli. Bu temel şartımız nedir? İşçinin bir yıl süreli kıdeme sahip olması iş yerinde. Bir yıl süreli kıdeme sahip olan bir kadın işçi evlendi. Evlendikten sonra da işte çocuk yapmak istedi veyahut da evlilikle beraber iş koşullarında çalışmak ağır geldi. İş yerinden çıkmak istedi. Evlilik sebebine dayanarak evlilik tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatına bu noktada hak kazanmaktadır.
alacağı ücret erkekle kadın arasında fark etmiyor değil mi? Hayır, hayır. O noktada bir farklılık yok. Ancak iş sözleşmesinin fesih noktasında kanun koyucu kadın işçilere böyle bir kolaylık sağlamış durumunda. İşçi ölümleri nedeniyle kıdem tazminata hak elde edilebilir mi? İşçinin illa iş yerinde mi ölmesi gerekiyor yoksa yani izin gününde bir şekilde vefat etti. Bu noktada bir ayrım söz konusu değil. Şimdi serbest avukatlık yaptığımız için son zamanlarda maalesef depremzedelerin yasal mirasçıları noktasında bu hususlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Şöyle hususlar var. Kıdem tazminatı en başta dediğim üzere işçiye veyahut da işçinin yasal mirasçılarına ödenmek durumunda. Tabii şartlar sağlandığı ölçüde. Burada ölüm tarihi itibariyle işçi ve işveren arasında kurulmuş olan iş akdi bir nevi artık sona ermiş oluyor. İş sözleşmesi artık bitmiş oluyor. Bu tarihten itibaren yasal mirasçılarda işçinin tabii ki iş yerindeki kıdemi ve ücreti dahilinde kıdem tazminatını hak kazanması, kıdem tazminatı talep etme hakkına erişmiş oluyorlar. Çünkü miras bırakanın terekesi diyoruz. Terekede aktif ve pasif taşınır taşınmaz bütün mal varlığı değerleri bulunmakta. Burada miras bırakanın kıdem tazminatı hakkı veyahut da başka işçilik alacağı hakları burada terekede aktif mal varlığı değerleri içerisinde dahil edilir ve yasal mirasçılara da payları ölçüsünde bu paylaştırılma yapılır. İşçinin yine ölmeden önce bir yılı doldurması şartı var mı? Var işe tabii girdi. Ki. Tabii ki. O temel şartımız bizim. Temel şart. O bizim temel şartımız bir yıllık 11. süreyi. 11. ayda vefat etti, alamaz. Hayır, alamaz. O bizim bir yıllık süre temel şartımız. Kıdem tazminatını biraz daha açalım. Başta sanki biraz şey geçtik, kısa geçtik gibi. Şimdi kıdem tabirini şöyle biz tanımlıyoruz. İşçinin fiili olarak iş yerinde çalışmaya başladığı süreden itibaren işçinin kıdemi başlamaya yani işin kıdemi o tarihten itibaren başlar. Burada tabii vatandaşlar bazen şöyle sorularla bize geliyorlar. Ya avukat bey biz şu tarihte iş sözleşmesini imzaladık. O tarihte iş sözleşmesini feshettik. Ya bizim hani kıdemimiz bu tarihten itibaren başlaması gerekiyor. Bir bakıyoruz iş sözleşmesine. Evet düzenlenme tarihi vatandaşın dediği şekilde. Ama iş sözleşmesine bir hüküm koyulmuş. Denilmiş ki sözleşme tanzim tarihinden bir ay sonra veyahut da şu tarihte işçi iş yerinde çalışmaya başlar. Burada önemli olan işçinin kıdemi için iş sözleşmesinin tanzim tarihi değil. İşçinin fiili olarak o iş yerinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren kıdem süresi başlar. O yüzden sözleşme tarihine değil, işçinin fiili çalışmaya başladığı tarihten itibaren kıdeme biz başlatıyoruz. İspat yükümlülüğü var mı bunun için? İspat yükümlülüğü tabii ki var. Bunu genelde iş sözleşmelerinde veyahut da iş yeri kayıtlarında ispatını yapıyoruz. Veyahut da iş yeri bordrolarında, ücret bordrolarında bu hususlar detaylı bir şekilde yazıyor. Hangi tarihler arasında ücret ödeneceği. İspatı bu şekilde sağlıyoruz. Ücretler de zaten banka üzerinden yatırıldığı için bunu ispatlamak daha kolay. Yani her işletme özelinde bankadan yatırma zorunluluğu yok. 20 ve üzeri çalışan işletmeler, işçi çalıştıran, 20 ve üzerinde işçi çalıştıran işletmeler için bankadan ödeme zorunluluğu var. Ama her işletmeler bankadan yatırmasa da ücret bordrolarında hangi döneme ait ücret ödendiği yazıyor zaten. Oradan da fiili çalışma süresini biz orada başlatıyoruz, orada görmüş oluyoruz yani. Kıdemin bitiş tarihi de, kıdem süresinin bitiş tarihi de iş sözleşmesinin fesih tarihidir. Şimdi hukukumuzda, iş hukukumuzda belli başlı iki tane iş sözleşmesinin fesih usulü bulunmakta. Bunlardan biri haklı sebeple fesih. Az önce bahsettiğim şekilde madde 24 ve madde 25'teki haklı sebepler. Bu haklı sebepler iş sözleşmesine haklı sebebe dayanarak feshetmeyen taraf, bu işçi de olabilir, işveren de olabilir, fesih iradesini karşı tarafa yönettiği ve bu iradenin de karşı tarafa ulaştığı anda iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır. Yani muhataba fesih beyanı ulaştığı andan itibaren biz genelde uygulamada bunu noter kanadıyla ihtar çekmek suretiyle yapıyoruz. İhtarnamenin
işverene veyahut da işverenin çektiği ihtarnamenin işçiye ulaştığı tarihten itibaren iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır ve bu tarih itibariyle de işçinin iş yerindeki kıdemi sona ermiş sayılmaktadır. Bir diğer fesih usulümüz süreli fesih. Bu süreli fesihte de yine aynı şekilde gerek işçi gerekse işveren iş sözleşmesini feshetmeden önce belirli süreler veriyor karşı tarafa ve diyor ki ben şu süre sonunda işten çıkacağım diyor. Yani buradaki amaç işçinin işçi çıkacaksa eğer başka bir iş arama yoluna başvurabilmesi, işçi çıkmak istiyorsa eğer işverene de bunu belli süreler öncesinden bildirecek ki işveren de kendisine yeni bir işçi temin edebilsin. Bu belirtmiş olduğum sürelerin bitiş gününde en son günde iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır ve bu tarihte de yine aynı şekilde az önce de belirttiğim üzere kıdem süresi sona ermiş sayılmaktadır. Yani biz işçinin kıdemini belirlerken bu iki süre arasındaki süreleri göz önünde bulunduruyoruz. Ve mesela işveren kaç ay önceden bildirilmek zorunda, günü birlik çıkartabilir mi ya da işçi... Burada bu ihbar önel süreleri diyoruz biz bunlara. Hı. Bu ihbar önel süreleri işçinin iş yerindeki kıdemini göz önünde bulundurularak artıyor. Hı. Yani işçinin kıdemi daha fazlaysa ihbar önel süresi de daha fazla oluyor. İşçinin kıdemi göz önünde bulundurularak bu ihbar önel sürelerini tayin ediyoruz. Anladım. Peki emekli olup da bir işletmede çalışan bir vatandaş emekli olduktan sonra çalıştığı sürede de kıdem hak ediyor mu? Tabii ki. Yine bir yıl şartı doldurduktan Tabii sonra. Tabii ki. Bir yıl şartı doldurmak ve yasal koşul, yasada hüküm altına alınan iş sözleşmesinin belli bazı usullerle feshedilmesi dahilinde yine kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Yani emekli olup çalışıyor olmak kıdem tazminatından muaf anlamını taşımaz. Hayır. Çalışan evet. Sonuçta çalışan olarak gözüküyor ve kıdem tazminatı devam etmiş oluyor. Tabii ki. Ya çünkü ikisi farklı hukuki zeminler altında hüküm altına alınmış. Yani kıdem tazminatı ayrı, emeklilik ayrı. Bu sebeple işçinin hak ettiği bir tazminat olan kıdem tazminatıyla emekliliğin birbiriyle bağdaşmıyor. Yani her iki hak da talep edilebilmektedir. Bazı işletmelerde bazen tadilat vesaire ya da olağanüstü bazı şeylerden dolayı iş süreleri askıya alınıyor. İşte bir ay, bir buçuk ay, iki ay her neyse insanlar ücretsiz izine gönderilebiliyor. Böyle durumlarda yani işin askıya alınması durumunda bu geçen süreler ekleniyor mu kıdem tazminat süresine? Şimdi biz buna iş sözleşmesinin askıya alınması diyoruz. Hı hı. Askıya alınma süreçleri birçok sebep var. Temel olarak grev, lockout veyahut da işçinin askere gitmek koşuluyla iş sözleşmesini askıya alması. Bu süreler iş sözleşmesinin askıya alındığı süreler olarak hukukumuzda hüküm altına alınmış. Aslında 1475 sayılı eski iş kanunumuz, kıdem tazminatını da hüküm altına alan eski iş kanunumuz çok açık bir şekilde iş sözleşmesinin devam süresi göz önünde bulundurularak kıdem tazminatının hesabı yapılmaktadır diyor. Ancak iş hukuku birazcık daha kanunun dışına çıkan Yargıtay içtihatları uyarınca birazcık daha uygulamada farklılık yaşanan bir alan. Bu sebeple Yargıtay birazcık daha kanundan farklı bir görüşe sahip. Burada işçinin fiili olarak çalıştığı süreler göz önünde bulundurulur diyor. Yani grev, lockout veyahut da muvazzaf askerlik sebebiyle iş sözleşmesinin askıya alındığı süreler kıdem tazminatının hesaplanması süresince hesaplamaya dahil edilmez deniliyor. Pandemi süreci pandemi, vesaire. Evet. Bu süreler orada çünkü biraz mücbir sebep hali söz konusu. O birazcık daha detaylı irdelenmesi gereken hususlar. Askı sürelerine ilişkin kıdemin etkisini konusu da bu şekilde. Part-time çalışma seçenekleri de var Türkiye'de. Part-time çalışanlar da yine kıdem tazminatı hak ederler mi? Şimdi part-time, toplumda part-time şeklinde bilinen çalışmalar iş kanunumuzda kısmi süreli çalışma olarak hüküm altına alınıyor. Bu tabir kullanılıyor. Tam zamanlı ve kısmi
süreli çalışmalar. Kısmi süreli çalışmalar şu şekilde tanımlamasını yapabiliriz. Haftalık yasal çalışma süresi 45 saat. Hı hı. Bu 45 saat ve üzerinde çalışanlar, 45 saat çalışanlar bu yasal çalışma süremiz. Kanun şöyle bir tabir getiriyor. Haftalık yasal çalışma süresinin 3'te 2'sine kadar olan çalışmalar kısmi süreli çalışmalardır diyor. Yani 45 saatin 3'te 2'si 30 saate tekabül ediyor. Bu 30 saate kadar çalışmalar kısmi süreli veyahut da halkın bildiği tabirle part-time çalışmalar olarak geçiyor. Part-time'a yönelik iş kanunu, yeni iş kanunumuzda madde 13'te bir hüküm düzenlenmekte. Burada kanun koyucu şöyle diyor. Bir işçi diyor, part-time çalışıyorsa sadece part-time çalışmasından dolayı tam zamanlı işçiye göre belli bazı hakları kullanmasından, o hakları elde edebilmesinden ayrıksı tutulamaz diyor. Yani ayrımcılık nedenleri varsa, başka türlü sebepler varsa o haklardan kısıtlanabilir. Ama sadece part-time çalışmasına özgü olarak tam zamanlı işçi hangi hakları temin ediyorsan part-time işçilere de o hakkı temin edeceksin diyor. Burada part-time işçilerin de kıdem tazminatına hak kazanabildiğini bu kanun hükmünden anlaşılmaktadır. Burada tabii bazı problemler şurada yaşanmakta asıl. Part-time çalışanların kıdem sürelerinin hesaplanmasında birazcık problem yaşıyoruz. Çünkü maalesef bazen şöyle hesaplamalar yapılmakta. Part-time çalışan işçi, örnek veriyorum, haftanın 3 günü çalışıyor ve bu günlerde de 4 saat çalışıyor. Kıdem hesaplanması yapılırken bu çalışmış olduğu günler veyahut da çalışmış olduğu saatler kıdem süresinin hesaplanmasına dahil edilmiyor. Yani toplam iş sözleşmesinin süresi ne kadarsa bu kadar kıdemi var diyoruz. Yani saate göre hesaplanıyor. Saate göre hayır. Saate göre hesaplanma, güne göre hesaplama yok. Yani tam zamanlı çalışan bir işçi haftanın, örnek veriyorum, 5 günü çalışmış. Part-time çalışan bir işçi haftanın 3 günü çalışmış. Bu her iki işçinin de, örnek vermek gerekirse, 2 yıl süreyle aynı iş yerinde çalışmışlar. Her ikisinin de kıdem süreleri 2 yıldır diyoruz. Yani part-time süreli daha az gün çalışmış, daha az saat çalışmış. Bu yüzden bunun kıdem süresi daha azdır demiyoruz. Burada ayrıksı olan nokta ücret noktasında karşımıza çıkıyor. Part-time çalışanın ücreti daha az olduğu için kıdem tazminatının hesaplanması da o noktada daha az hesaplanıyor. Kıdem sürelerinde herhangi bir değişiklik olmuyor yani. Evet. Aynı iş yerinde, yani bir vatandaş diyelim ki iki şirket var patronun, işverenin iki şirketi var. İşte 6 ay orada çalışıyor, 6 ay orada çalışıyor ama aynı yerde, işte isim değişik, aynı iş yapılıyor. O zaman bir hak kaybı oluyor mu kıdem tazminatında? Şimdi bunu genelde büyük şehirlerde holding bünyesinde çalışan işçilerde karşı karşıya kalıyoruz. Ya da aynı iş yeri sahibinin birden fazla, örnek veriyorum, fabrikası, iş yeri varsa veyahut da uygulamada en çok zincir marketlerde bu husus karşımıza çıkıyor. Aynı iş yerine, aynı işverene ait farklı iş yerlerinde çalışan işçilerin her bir işletmedeki, her bir iş yerindeki kıdem süreleri toplanıp bu süreler toplandıktan sonra bir kıdem tazminatı hesaplamasına gidiyoruz biz. Yani örnek veriyorum, aynı iş yerine ait iki farklı iş yerinde çalışmış olsun bir vatandaşımız. Bir yerde 6 ay çalışmış, bir yerde 7 ay çalışmış ama bu her iki işletmenin de sahibi aynı. Burada ya, hani bir yerde 6 ay çalışmış, bir yerde 7 ay çalışmış, bunlar 1 yıllık çalışma süresini karşılamıyor. Kıdem tazminatının şartlarını karşılamıyor. O yüzden kıdem tazminatına hak kazanamaz demiyoruz. Ama şirket farklıysa? Şirket sahibi aynıysa. Sahibi aynıysa. Şirket farklı da olabilir ama sahibi aynıysa, farklı farklı işletmelerse, sahibi aynıysa, bu farklı farklı işletmelerde geçen süreleri göz önünde bulunduruyoruz. Bir diğer konu fasılalı çalışma. Yani bir iş yeri... Nedir o fasılalı çalışma? Bir iş yerinde belli bir dönem çalışma, sonra bu iş yerinden çıkıp tekrar girme. Yani dönem çalışma diyebiliriz biz fasılalı çalışmalara. Burada en çok, işte az önce değindiğimiz,
çıktı girdi işlemleri karşımıza çıkıyor. İşveren diyor ki ya hani sen en son girdiğinde şu kadar çalışmışsın, sen kıdem tazminatına bu kadar hak kazanırsın. Ama halbuki bir kıdem tazminatı ödemesi yapılmış, SGK kayıtlarından bir çıktısı yapılıp sonra tekrardan girdi yapılmış. Burada şu husus önem arz ediyor. Kıdem tazminatının hesabında az önce de değineceğiz zaten, az sonra da değineceğiz zaten. Kıdem tazminatının hesabında iş sözleşmesinin feshedilmesinden önceki işçinin en son ücreti baz alınıyor. Şimdi bazı işverenler tabiri caizse uyanıklık yaptığını zannediyor. Ben kıdem tazminatını ödeyeyim, SGK'dan da bir girdi çıktı yaparım, kıdem tazminatını ödemiş sayılırım, artık kıdem bundan sonra hesaplanır diyor. Ama kanunumuzda... Diyelim ki şöyle yani bir işçi 15 bin lira maaşla çalışıyor, girdi çıktı yapıyor, asgari ücret veriyor, asgari ücret üzerinden hesaplamaya çalışıyor. Sonra asgari ücrete zam geliyor mesela bir sonraki yani, yıl. Zam gelmese de yani mesela diyelim ki bir hafta önce 15 bin TL'den alıyordu. Girdi çıktı yaptı 8500 yaptı maaşını ama kıdem tazminatını 8500 üzerinden mi alır yoksa 15 bin? Burada ayrı bir husus var. Hakkaniyetli bir şekilde dağıtım yapılır geriye dönelik olmak üzere. Eğer bir zam yapılması hakkaniyetli bir şekilde dağıtım yapılmaktadır. Yani burada da işçinin bir hak kaybına uğraması engellenmektedir. Ama benim asıl bahsetmek istediğim husus şu şekilde. Kıdem tazminatını ödeyip SGK'dan girdi çıktı yapıp kıdem tazminatını toplu bir şekilde ödedik zanneden işverenlere yönelik olacak benim buradaki belirtmek istediğim husus. Burada Yargıtay da aynı şekilde söylüyor. Kanun metninde de açık bir şekilde yazıyor. İşçinin iş yerindeki toplam kıdemi göz önünde bulundurulur. Kıdem tazminatının hesaplanmasında. Ve az önce de belirttiğim üzere işçinin en son ücreti üzerinden hesaplanmaktadır kıdem tazminatı. Şimdi örnek veriyorum, 2010 yılında bir vatandaş çalışmaya başlamış. 2015 yılında işveren demiş ki ben senin kıdem tazminatını ödeyeceğim. SGK'dan çıktı girdi yapacağım ama senin yine burada çalışmanı ben istiyorum. Yine burada çalışmaya devam et. Şimdi gelmişiz 2015 yılında bu işlemler yapılmış. 2023 yılına geldik diyelim. 2023 yılında da vatandaş işten çıkacak, kıdem tazminatını talep ediyor. 2015 ile 2023 yılı arasında 8 yıllık bir dönem var. İşveren şunu diyemez. Ben 2015'ten 2010 arası o 5 yıllık döneme ait senin kıdem tazminatını daha önce ödemiştim. Ben sadece senin 8 yıllık kıdem tazminatını ödüyorum şu an diyemez. Çünkü en son ücret üzerinden hesaplanır kıdem tazminatı. 2015'teki asgari ücretle şu anki asgari ücret arasındaki farklar da malum. Bu yüzden işçilerin bir hak kaybına uğraması engellenmektedir. Ha burada şöyle bir soru yöneltilebilir. Peki 2015'te... Yani şöyle ikiye bölemez anladığım kadarıyla kıdemi. 2015'ten öncesini işte o günkü şartlara göre hesaplayıp sonrakini bugünkü şartlara göre hesaplayıp tam ödeme olarak, yapamaz. Tam olarak öyle. Evet. Tam olarak öyle. Şöyle bir husus yönetilebilir. İşverenin 2015 yılında ödemiş olduğu o tazminat miktarı ne olacak? Burada biz 2015 yılında hiç girdi çıktı yapılmamış gibi 2010 ile 2023 yılı arasındaki 13 yıllık döneme ait kıdem tazminatını hesaplıyoruz son ücret üzerinden. 2015 yılında ödenmiş olan o kıdem tazminatını 2023 yılına kadar yasal faiziyle işletip hesaplama yapıyoruz. Ve 13 yıllık hesapladığımız o kıdem tazminatından bu 2015 yılında ödenmiş olan kıdem tazminatını düşüyoruz. Böyle bir kıdem tazminatı hesaplama yoluna gidiyoruz. Evet. Peki iş yeri değişikliği oldu. Yani işveren değişti. Kıdem tazminatları sıkıntıya düşer mi? İş devir yaparken kıdem tazminatlarıyla vesaire deme zorunluluğu var mı? Şimdi işveren için de düşünmek lazım işe alırken. Bir de çalışanların tabii tazminatlarını da düşünmek lazım. Şimdi iş yerinin devri malum. İşçinin iradesi dışında gerçekleşen bir hukuki işlem. Bu hukuki işlemden kaynaklı olarak da işçinin haklarının sekteye uğramaması, bir zarar görmemesi gerekmekte. Aynı zamanda da kanun koyucu devreden işvereni de korumak zorunda. Şimdi yani adam iş yerini devretmiş, o zamanki çalışan işçisi devirden sonra 20 yıl daha çalışmış diyelim.
Şimdi bu 20 yıllık döneme ait de mi önceki işveren sorumlu olacak? Hayır. Burada şöyle bir kısıtlama getiriliyor kanun koyucu tarafından. Önceki işveren o çalışan işçinin o işletme kendi üzerineyken çalıştığı kıdem ve o dönemki ücretle sınırlı kalmak kaydıyla işçinin kıdem tazminatından sorumlu olmakta. Hmm. Yani 2 yıl kendi bünyesinde çalıştırdı bir işçiyi, sonra iş yerini devretti. 2 yılda yeni işveren nezdinde çalıştı bir işçi. Yani 4 yıl kıdemi oldu. Kanun koyucu önceki işverene diyor ki, sen 2 yıl çalıştırmışsın kendi bünyende bu işçiyi. 2 yıl süreyle sen sorumlu olursun. 2 yıllık o kıdem süresiyle sorumlu olursun. Ve senin çalıştırdığın tarihlerdeki ücretle sınırlı olmak kaydıyla sorumlu olursun diyor. Hmm. Yani son ücret üzerinden değil, kendi çalıştırmış olduğu tarihteki ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı miktarından İşçi sorumlu olursun. İşçi de kıdem tazminatını alırken yeni işverene değil, eğer iş değişikliği varsa, geride kalan zaman dilimleri için eski işverenden. Her ikisine de başvurabilir. Her burada müteselsiz sorumluluk diyoruz. Hı-hı. Her ikisi de müteselsiz sorumlu olarak kıdem tazminatı ödenmesinden sorumludur. Yani hem önceki işveren hem de yeni işveren. Her ikisi de müteselsiz bir şekilde sorumludur. Evet, bunun hesaplaması nasıl? Kıdem tazminatının hesaplamasını nasıl yapıyoruz? Kıdem tazminatının hesaplanması şöyle, işçinin iş yerinde aktif fiili olarak çalışmaya başladığı tarihten itibaren geçen her bir yıl için 30 günlük ücret miktarıdır kıdem tazminatı. Şimdi vatandaş bir yıldan fazla çalışmış ama küsuratı var. Örnek veriyorum, bir yıl 6 ay diyelim. Bu diğer artık kalan zamanlarda yine bu oran özelinde hesaplamaya dahil edilir. Yani bir günün dahi hesaplaması yapılır kıdem tazminatının hesabında. Burada tabii ki 30 günlük ücrette şu hususlar var. Burada ücret hangi ücret üzerinden hesaplanacak? Evet. Yani net ücret mi, brüt ücret mi veyahut da başka bir ücret mi? Burada brüt ücrette değil, net ücrette değil. Hukukumuzda giydirilmiş anlamda ücret, geniş anlamda ücret diye bir ücretimiz var. Bu şöyle hesaplama altına alınıyor. Net ücretin üzerine brüt ücret, işte SGK primleri, diğer vergiler dahil ediliyor. Bir de bunun haricinde ücret ekleri dediğimiz veyahut da sosyal yardımlar dediğimiz aynı veyahut da nakdi yardımlar olabilir. Bunlar brüt ücretin üzerine dahil ediliyor. Bu hesaplama dahilinde bir karşımıza geniş anlamda ücret çıkıyor ve 30 günlük süreyi bu çıkan ücretle çarpıyoruz. Yani şimdi burada sosyal... Yıl bazında mı çarpıyoruz, gün bazında mı? Yıl bazında, yani bir yıl için, işçinin her bir yıllık kıdemi için 30 günlük geniş anlamda ücret. Hı hı. Burada ücret ekleri, sosyal yardımlar, bunları birazcık daha açacak olursam eğer, ücret ekleri dediğimiz prim, ikramiye gibi işveren tarafından işçiye ödenen ücret ekleri oluyor. Sosyal yardımlar dediğimiz şeylerde işte örnek vermek gerekirse yine bazı işletmeler kömür yardımı yapıyor. Hı hı. İşte aynı yardımlar, nakdi yardımlar yapıyor. Veyahut da Kayseri özelinde konuşmak gerekirse organize sanayi biliyorsunuz şehir merkezine uzak. Normalde işverenin iş sözleşmesinden kaynaklı işçiye bir yol yardımı, servis yardımı yapmak zorunda değil. Hı hı. Ama Kayseri'de biliyorsunuz hemen hemen organize sanayide çalışan bütün işçiler işveren tarafından temin edilen servislerle işe gidip gelmekte. Bu da bir sosyal yardımdır. Bu da brüt ücretin üzerine eklenmesi gereken bir yardımdır. Veyahut da yemek yardımı yapılıyorsa bunların da rayiç bedellerinin hesaplanması suretiyle giydirilmiş geniş anlamda ücretin hesabı yapılmaktadır. Şunu soracaktım ve karıştırdım, biraz aklımda kalmadı soru. Geldi. Herkes aynı ücret mi alıyor? Diyelim ki biri 20 bin lira maaş alıyor. Hı hı. Onun hesaplaması 20 bin lira üzerinden, biri de asgari ücret alıyor. Asgari ücret üzerinden mi yapılıyor? Nasıl yani, 20 bin lira alan da asgari ücret üzerinden mi yapılıyor maaşı, kıdem tazminatı, yoksa onunki 20 bin liradan, öbürünki 8 bin liradan?
Şimdi dediğim üzere son ücret üzerinden hesaplanma yapılıyor. Yalnız bu son ücret az önce söylediğim şekilde brüt ücretin üzerine eklenen ücret ekleri veyahut da sosyal yardımların da aynı olabilir, nakdi olabilir. Aynı yardımlarsa bunların rayiç bedelleri de hesaplanıp brüt ücretin üzerine eklenmek suretiyle bir geniş anlamda ücret takdirine gidiyoruz. Bundan sonrasında da kıdem süresiyle çarpıp kıdem tazminatını hesaplıyoruz. Tabii Üst sınır var mı? üst sınır var. Evet, ona da değinecektim. Bu arada üst sınıra gelmeden önce şu hususu da özellikle belirteyim. Bu sosyal yardımlar, ücret ekleri dedik. Bu sosyal yardımların ve ücret eklerinin iş yerinde devamlı süreli olması gerekiyor. Yani örnek veriyorum, her Ramazan ayından önce işveren işçilere 1000 liralık bir nakdi yardım yapıyor. Burada geniş anlamda ücretin takdirinde bu 1000 liralık yardım eklenir. Ancak 10 yıl çalışmış bir vatandaş bir iş yerinde sadece 1 yıl Ramazan bayramından önce işveren tarafından bir ayni veyahut da nakdi bir yardım yapılmış. Bu geniş anlamda ücretin takdirine dahil edilmez. Çünkü bir devamlılık unsuru burada oluşmamış. Devamlılık unsurunun oluşması lazım. Üst sınır bakımından da burada tabii vatandaş 40 bin lira işçi 40 bin lira ücret alabilir, 50 bin lira ücret alabilir. Bunun önüne geçmek amacıyla kıdem tazminatının tavan ücreti uygulaması hukukumuzda mevcut. 2023 yılı için 19.982 lira kıdem tazminatının tavan sınırı. Yani bir çalışan 50 bin lira da ücret alsa, 100 bin lira da ücret alsa, 2023 yılında işten ayrılıyorsa eğer kıdem tazminatının hesabında esas alınacak ücretin tavanı 19.982 liradır. 50 bin lira üzerinden hesaplanmıyor Hayır, ya. 50 bin lira üzerinden hesaplanmaz çünkü bu tavan sınır. Bu her sene tabii ki yeniden değerleme oranına göre değişmekte. Ama şimdi özel sektörde çalışanlar için niye taban fiyat belirlendi? Diyelim ki kamu belirlemiş memur maaşının en yüksek memur maaşına göre belki 19 bin lira hesaplanmış. Özel sektörde niye böyle bir sınır var? Burada tabii şimdi iş hukukumuz biraz da işçiyi koruyan bir hukuk alanı. Ama bir anlamda da işverenini de korumak önemli. Çünkü Yani adam 50 bin lira, 100 bin lira maaş alıyor. Onun üzerinden hesaplanması gerekirken üst sınır Evet. 19 bin Biraz da burada memur emeklilerine de aslında paralellik sağlamak amacıyla bir getirilmiş bir düzenleme, tavan ücret sınırı. Bu yüzden hüküm altına alınmış. Peki nasıl bir yol izlemesi lazım? Eğer bir işçi iş yerinden ayrılmak istiyorsa, kıdem tazminatı da almak istiyorsa nasıl bir yöntem kullanması lazım? Şimdi ben vatandaşlara hep şunu söylüyorum. İstediğiniz kadar haklı olun ama iddialarımızı ispatladığımız ölçüsünde haklıyızdır biz. Yani çünkü mahkemeler buna bakar. Bu yüzden işten ayrılmayı kafaya koyan, artık gözü karartmış, kıdem tazminatı da isteyen bir vatandaş mutlaka öncelikle gerekli zamanda bir hukuki yardım alması gerekmekte. Çünkü ilerleyen aşamalarda sıkıntı yaşamamamız, ispat noktasında problem yaşamamamız adına başlangıç aşamasından itibaren bir hukuki yardım almalarını ben tavsiye ediyorum vatandaşlarımıza. Burada çünkü ilk aşamada iş sözleşmesinin nasıl feshedildiği, az önce de belirttiğim üzere kıdem tazminatı ödenip ödenmemesi noktasında önem teşkil etmekte. Şimdi yargılama aşamasına geldiğimiz zaman da hakim haliyle soruyor. Bu iş sözleşmesi kim tarafından feshedilmiş ve hangi sebebe dayandırılarak feshedilmiş? Haklı bir fesih mi, haksız bir fesih mi, geçerli mi, geçersiz mi? Bütün bu koşullar inceleniyor. Bu yüzden öncelikle noter kanalıyla biz ihtarname çekiyoruz. İş sözleşmesinin feshedilmesi için fesih bildirimine yönelik ihtarname çekiyoruz noter kanalıyla. Çünkü bu bizim elimizde bir yazılı delil teşkil ediyor. İlerleyen süreçte hakime, yargılama makamına biz şunu diyebiliyoruz. Bu iş sözleşmesi bizim tarafımızdan feshedildi, haklı sebeple feshedildi ve kıdem tazminatına biz bu şartlar altında hak kazanıyoruz. Daha sonrasında iş mahkemeleri kanunumuz uyarınca zorunlu arabuluculuk şartı getirildi.
işçilik alacaklarına. Arabuluculuk faaliyeti gerçekleştiriyoruz. İşçi ve işveren arasında veyahut da vekilleri arasında bir arabuluculuk faaliyeti gerçekleştiriliyor. Burada arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşılırsa eğer kesin hüküm teşkil etmekte. Arabuluculuk anlaşma son tutanağı. Yani orada anlaşma altına alınan hususlara yönelik ileride her iki tarafta dava açma hakkını kaybetmekte. Ama zorla imzalatılıyorsa? Orada iradeler biraz fesada uğruyorsa bunun tabii ki ispatı yapıldığı takdirde arabuluculuk anlaşma son tutanağında iptali yoluna gidebiliyoruz. Hı. Ama bunun ispatı da yapılabilir mi diye sorarsanız çok çok zor. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşma noktasının sonuçları bu şekilde. Anlaşamama noktasında da arabuluculuk anlaşamama son tutanağını taraflar imzalıyor. Daha sonrasında da yargılama aşamasına geçmekte. Kıdem tazminatı bu şekilde işverenlere yöneltilebilmektedir. Peki bir zaman aşımı vesaire var mı? İşten ayrıldım. 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 10 yıl. Bir zaman aşımı var mı geriye yönelik bunu istemek için? Zaman aşımı 5 yıllık bir zaman aşımı mevzuatımızda hüküm altına alınmış. Bu zaman aşımının da başlangıç tarihi iş sözleşmesinin fesih tarihi. Fesih tarihinden itibaren 5 yıl süreyle işten ayrılan bir işçi şartları taşıyorsa eğer kıdem tazminatını, talep hakkını işverene yöneltebilmektedir. 5 yıldan sonra bu hakkı maalesef artık elde edememektedir. Zaman aşımına uğramakta. Peki, programın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz, bir de tabii ki bunun için en önemli şart sigortalı olarak çalışıyor olması lazım değil mi? Kıdem hakkını elde edebilmesi. Sigortalılık zaten bir zorunluluk bizim ülkemizde. Eğer sigortalı çalışmıyorsa da işçi, bu taleplerimizi işverene yöneltmeden önce hizmet tespit davası açıp bunun üzerine taleplerimizi yöneltiyoruz işverenlere. Peki eklemek istediğiniz, duyurmak istediğiniz bir şey varsa alıp bitirin. Çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Değerli sorularınızla da teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Peki ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet bugün Avukat Akif Kahveci'yi ağırladı. Kendisiyle kıdem tazminatını geniş bir şekilde konuşmaya çalıştık. Çok faydalı bir şey oldu, program oldu. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.